Ticaret Odası Başkanlığı'na adaylığını açıklamak için Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dayı İçileri konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, ben değil biz kavramından yola çıktık. Bir ekip ruhuyla çalışmaya çıktık. Biz bir ekibiz dedik ve şimdi bu ekip karşınızda. Devam eden projelerimizi sonlandırmak, bölgemizin gelişimine katkı sağlayacak yeni projeler üretip hayata geçirmek için Gebze Ticaret Odası Başkanlığı'na sizlerin desteğiyle tekrar aday olduğumu açıklıyorum. Bugün burada gözlemlemiş olduğunuz sevgimizin de sandığa yansımasını bekliyoruz. Evet, Nail Bey'in biraz evvel açıklamasını da duyduk. Neler söyleyeceksiniz? Yaptığınız çalışmalar ya da hedefleriniz hakkında da biraz bilgi verirseniz. Evet, teşekkür ederim. Tabii bu bizim için çok mutlu bir tablo. Netice itibariyle bizim şu an yönetim kurulu hiç firesiz tamamı burada. Meclis başkanımız, meclis başkanlık divanı, efendim meclis üyelerimiz, bildiğiniz gibi sanayiciler, OSB başkanlarıyla hep beraber burada güzel bir tablo ortaya konuldu. Bu tablodan dolayı tabii ki biz de çok mutluyuz, mutlu olduk. Tabii bunlar boşu boşuna böyle bir tablo ortaya çıkmaz. Neticede bunlar bizim faaliyetlerimizin insanlara, sanayicilerimize, üyelerimize yaklaşmamızın eseridir diye düşünüyorum. Sayın Başkanımız ilk basın açıklamasında malumunuz olduğu üzere burada Sinevizyon'dan da izlediğimiz gibi değişim adına biz yola çıktık. Burada bir değişiklik yapmayı düşünüyoruz. Ticaret odamızın kapısını tüm üyelerimize açmayı düşünüyoruz dedi. Biz bunu başardık. Hiçbir şey yapmasak bile biz bunu başardık. Ticaret odamıza bütün üyelerimiz sanki kendi evine giriyor gibi sürekli ticaret odamıza girdi ve çıktılar. Evet başkanım, bu seçime nasıl hazırlandınız? Hedefleriniz neler? Kısaca değerlendirir misiniz? Şöyle, biz daha önce değişim grubu adına gelmiştik bundan 4 yıl önce. Arkadaşlarımızla o günden bugüne aynı yolda yürüdük. Hedeflerimizden hiç sapma olmadı zaten. Projelerimi biraz sonra açıklayacağım, yaptıklarımız, yapacaklarımız diye. Eğer bu sevgi sandığı yansırsa bir dahaki dönemde o projelerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Biz özellikle bölgemizin ekonomik olarak ne kadar geliştiğinin farkındayız. Ama bunu sosyal yönden de gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurum olarak bir takım projelere imza atmak istiyoruz. Seyircilerimiz bilir, biz geldiğimizden günden beri dedik ki olmazsa olmazımız eğitimdir. Neden? Çünkü bireylerin gelişmesi kurumların gelişmesi demektir. Kurumların gelişmesi ancak ve ancak üniversiteyle sağlanır dedik. Allah'a şükür bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alt komisyonlarda görüşülüyor. Metro dedik, siz Tuzla'dan geldiniz biliyorsunuz. Metro ilk biz dillendirmiştik. Kartal'dan Tuzla'ya kadar gelecek olan metronun muhakkak Gebze'ye, Dilovası'na kadar da gelmesi gerektiği düşünüyoruz. Bu projelerimiz var. Desteği alırsak da almasak da bunların takipçisi olacağız. İnşallah bu sevgiseli sandığa dönüşür diye düşünüyorum. Biz sadece bölgemizin ekonomik olarak gelişmesini değil, sosyal alanda gelişmesine hem bölgemize hem ülkemize bir katkı sağlamasını düşünüyoruz. Onun için yola çıktık. Başkanım, kürsünün arkasına söyleyin. Bir dakika.